Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda metalik iple hazırladığım file çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Harika bir çanta oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu renkte çok yakıştı. Farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Renk renk örebilirsiniz. Harika bir model. E, metalik e, iple yerine farklı ipler tercih edebilirsiniz. Kağıt ip olur, raf iple, makro makrome ipi, e, pamuk makrome ipi hazırlayabilirsiniz harika bir çanta. Bakın çantanın modelini sizlere göstermek istiyorum. Oval taban üzerine modeli uyguladım. Yapımı da oldukça kolay. Video içerisinde tüm detayları paylaştım. Bakın şöyle sizlere içinde göstermek istiyorum. İçi de oldukça derin, kullanışlı, şık bir çanta oldu bir tane ip yeterli oluyor. Hatta bir tane yumaktan da biraz arttı. Bunu da belirtmek istiyorum. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz Sensi markasına ait bakır renk metalik bükümlü bir ip kullanacağım. İçeriği 250 gram 320 metre uzunluğunda bir ip. Harika bir rengi var. Çantamızın tabanını örmek için tığ numaramız 3.5 milimlik bir tığ kullanacağım. Ve çantanın duvarını örmek için ise 3 milimlik bir tığ kullanacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için ilk önce oval taban yapımıyla başlayacağız. Ben burada metalik iple ördüm hazırladım. Şimdi bu yaptığım oval tabanı e, sizlere daha iyi anlatmak için pamuk makrome ip ile anlatacağım. Burada rengimiz biraz daha koyu ve parlak olduğu için daha iyi anlaşır olması için detaylı anlatımını pamuk makrome ip ile anlatacağım. E, burada oval tabanı yaparken sizlere bilgi vermek istiyorum. Burada 26 tane zincirle başladım ve burada 8 sıra ördüm. Burada istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ve burada sizlere aynı zamanda ölçüsünde vermek istiyorum. Tabanın eni 23 santim ve derinlikte de 10 santim istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha sonra çantanın duvar kısmını öreceğimiz zaman e, çantamız e, büyüyecek, genişleyecek onu da belirtmek istiyorum. Burada tabanı örerken 3.5 milimlik bir tığ kullanacağız. E, ve çantanın duvarını örmek içinse 3 milimlik bir tığ kullanacağız. Yine ben burada anlatırken de pamuk makrome ipiyle de anlatırken e, tabanı yine aynı şekilde 3.5 milimlik bir tığ kullanacağım. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Pamuk makrome ipimi aldım. Benimle burada tabağın aynı büyüklükte yapmak istiyorsanız burada 26 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Ben burada bu kadar büyüklükte anlatmayacağım, daha küçük bir boyda anlatmaya çalışacağım. Burada oval taban yapımının detaylı bir videosu da kanalımda var. Videoların arasından bakabilirsiniz. Yine ben bu videonun açıklama kısmına oval taban yapımının linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi daha küçük boyda anlatacağım. E, tabanı dilediğiniz büyükte yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak isterseniz 30, 35 zincir de çekebilirsiniz. Daha küçük de yapılabilir. Şimdi ben burada ipimi aldım. İlk burada ipimi kilit yaptım. Şimdi küçük bir boyda anlatacağım için 15 tane ben zincirle başlayacağım. E, dediğim gibi burada aynı boyda yapmak isterseniz e, burada 26 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi birincisini ki yaptım. Şimdi 1 2 3 zincirimi çekip geliyorum. Zincirimi çektim. Şimdi e, zincirin düz tarafı burası. Arka tarafını çeviriyorum. Bakın zincirin arkasında duran kısa tek duran ilmekler var. Şimdi bunların içine batacağım. Bunu yapmamdaki sebep bakın şimdi oval tabanın arada boşluksuz bir şekilde yapabilmemiz için. Bakın arada boşluk yok. E, bu şekilde yaparsanız arada boşluk olmaz şimdi zincirimiz bu şekilde arkasını çeviriyorum hemen bakın bir önceki ben 15 zincir çektiğim için 14 zincire batıyorum Sizler burada 26 zincir çektiğiniz zaman e, 25 zincirin içine batmanız gerekiyor bu şekilde tığım battım ilmek çıkarttım tığımda iki ilmeğim var ikisini bir ördüm bu şekilde ilk birinci sık iğnemi yaptım ben burada işaretleyici takacağım başlangıç noktam belli olması için yeşil işaretleyici benim başlangıç noktam olacak şimdi tekrar yine aynı noktaya iki tane daha sık iğne yapacağım 2 ve 3 üç. şimdi üçüncü yaptığım sık iğnenin içine de tekrar buraya işaretleyici taktım şimdi devam edeceğim yanından itibaren bakın hep zincirlerin arkasındaki tek duran ilmeklere batacağız Artık burada birer tane her zincirin içine batıp ilerleyeceğiz. Bu şekilde birer tane sık iğne yapalım ve sıra sonundaki e, zincir noktamıza gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son zincirin içine aynı bu köşede yaptığımız gibi 3 tane sık iğne yapacağım bir. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım bir tekrar yine aynı noktaya iki ve aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yaptım tekrar üçüncü sık iğnenin içine işaretleyici taktım şimdi bir ve üçüncü sık iğnelerin içine işaretleyici takmış olduk şimdi tekrar bu tarafa doğru döneceğim örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım battım ya yani bakın Burası hemen yanındaki bakın boşluğa batacağız bu kenarda yaptığımız her sık iğnenin dibindeki boşluklara batmış olacağım. Hemen yandaki ilmeğe geçtim. Sık iğne. Bir sonraki boşluğa batacağım. Bu şekilde boşluklara batıp sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Örerken de kısa ipi içeride bırakacağım. Bu şekilde devam edelim boşluklara. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın şimdi biz son boşluğa buraya battım. Ve direkt şimdi işaretleyicinin olduğu noktaya batacağım. İşaretleyicinin olduğu yere burada ilmek kaydırma yapmadan direkt sık iğne yaparak başlangıcımı yapacağım. Bakın birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar buraya işaretleyici takacağım. Tekrar yine aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. İşaretleyicinin olduğu yere çiftle çift e, sık iğne yaptım. Şimdi ikinci buradaki sık iğnenin içine tekrar çift batacağım. 1 ve 2. Iki. İkinci çiftimi yaptım ve tekrar işaretleyicinin olduğu yere üçüncü çiftimi yapacağım. 1 aynı noktaya ikinci sık iğne yaptığım için ikinci yaptığım sık iğnenin içine de tekrar işaretleyici taktım şimdi bizim bir önceki sırada üç tane köşede sık iğne vardı her birine çift battım şimdi yanından itibaren birer tane burada sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve tekrar birer tane sık iğne yapalım buradaki ilk işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim Diğer köşeye geldim. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftimi oluşturacağım. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi birinci sık iğne yapınca direkt işaretleyicimi buraya taktım. Bir ve yine aynı noktaya ve iki. İlk çiftimi yaptım. Şimdi yanındaki sık iğnenin ikinci sık iğnenin içine ikinci çiftimi yaptım. Ve işaretleyicinin olduğu yere üçüncü çiftimi buraya yapıyorum. Bir ve aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Ve bu yaptım, son yaptığım çiftin son sık iğnesine işaretleyici taktım. Tekrar yine burada altı tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi yanından itibaren bakın yanındaki boşluğa batıp tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyip Tekrar bizim bakın başlangıç noktam yeşil işaretleyiciydi. Buraya kadar birer tane sık iğne yapalım. Başlangıç noktama geldim. Şimdi bu sırada bir tek bir çift sırasını yapacağım. Başlangıç noktama birinci tek ile başlayacağım. Buraya sadece bir tane sık iğne yaptım ve tekrar işaretleyici buraya taktım. Bir tek bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi oluşturacağım. Tekrar yine aynı noktaya çift. Bizim bir önceki sırada köşede burada 6 tane sık iğne olduğu için bu 6 tane sık iğneye birine bir tek bir sonrakine çift batacağız. Bu şekilde olacak. Bir tek bir çift. Bir sonraki boşluğa tek ve bir sonraki boşluğa çift mi yapacağım? Çift. Bir sonraki boşluk tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Bir aynı noktaya ve 2. Bakın tekle başladım ve çiftle bitirmiş oldum ve son yaptığım ikinci sık iğnenin içine de işaretleyici taktım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirmiş oldum. Şimdi tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyip tekrar işaretleyiciye kadar gelelim işaretleyiciye geldim. Buradakinin aynısını bu tarafta da uygulayacağız. İşaretleyicinin olduğu yere tekle başlayacağım. Birinci tekimi yaptım ve tekrar işaretleyici taktım. Bir tek, bir sonraki sık iğnenin içine çift, bir sonraki sık iğne tek, bir sonraki içine çift, bir sonra sık iğnenin içine tek, ve işaretleyicinin olduğu yere çitle bitiriyorum. 1 ve iki. Şimdi ikinci sık iğnenin içine de işaretleyici takmış oldum. Bir tek, bir çift bir tek, bir çit, bir tek ve çitle bitirdim. Şimdi tekrar yanındaki sık iğneye batıyorum. İlk tekimi yaptım. Devam ediyorum. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Bu sırada iki tek bir çift sırası 2 çift sayı olduğu için önce çiftle başlıyorum. bir çift 2 tek bu şekilde bu sayı yapacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere yani bir önceki sırada tekin üzerine çift gelmiş olacak. Çiftin bakın ondan sonra da çift var. Çiftin üzerine de tekrar çift gelmemiş oluyor. Çiftin üzerine her zaman tek olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir önceki sırada tek olduğu için buraya ilk çiftle başlıyorum. Bir çift ve ilk yaptığım sık iğnenin içine de buraya işaretleyici taktım. Bir çift ve yanındaki sık iğneden itibaren bir, bir sonraki boşluğa iki, iki tane yan yana sık iğne yaptım. Bir çift, iki tek. Tekrar tekin üzerine bakın çift yapıyorum yapmış oluyorum çift. Bir önceki sıradaki çiftin üzerine de birer tane tek gelmiş oluyor. Bir çift ve iki tane yan yana sık iğne yaptım. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek. Tekrar yine bir çift ve yanındaki sık iğnenin içine birinci tek ve işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekle bitiriyorum. Şimdi bu yaptığım ikinci tekin içine de tekrar işaretleyici taktım. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift ve yan yana iki tane tekle bitirdim. Şimdi yanından itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve diğer işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye kadar geldim. Bu taraftakinin aynısını diye bu tarafta da uygulayacağım. Şimdi ilk çiftle başlayacağım. 1 ve 2 şimdi birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım bir çift ve yanındaki sık iğneye bir bir sonraki sık iğnenin içine ikinci tek yaptım tekrar bir sonraki sık iğneye çift bir sonraki sık iğneye bir ve bir sonraki sık iğnenin içine ikinci tek yaptım tekrar çift ve yan yana tekrar bir ve son işaretleyicinin yere de ikinci teki yaptım ve ikinci yaptım sık iğnenin içine de tekrar işaretleyici taktım bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift ve iki tane tekle bitirdim tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yapıp başlangıç noktasına kadar gelelim Başlangıç noktama geldim. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. 3 tek bir çift sırasını yapacağız bu sırada. Tekli sıralarda direkt tekle başlayacağım. Birinci tekle işaretleyici olduğu yere başladım ve tekrar işaretleyicimi taktım. Bir bir sonraki sık iğnenin içine ikinci tek ve bir sonraki sık iğnenin içine üçüncü tekimi yaptım. 3 tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi yaptım. 3 tek bir çift. Tekrar yine aynı şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 tane tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi yaptım. Tekrar yine 1 2 3 tane tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. 1 ve 2. Bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine de işaretleyici taktım. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek ve çiftle bitirdim ve ikinci yaptığım sık iğnenin de içine işaretleyici takmış oldum. Tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyip işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Şimdi ilk tekle başlayacağım. Yine buraya işaretleyicimi takacağım. Birinci yaptım tekin içine. işaretleyiciyi taktım. 1 2 3 tane tek ve bir sonraki sık iğneye çift yapacağız ve çift. Tekrar 1 2 3 tane tek ve çiftimi yaptım. Tekrar 1 2 3 tane tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Ve çift son yaptığım sık iğnenin içine de işaretleyici taktım. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek ve çiftle bitirdim. Bakın hep her sırada 3 tane her zaman çiftimiz olmuş olacak. Bu şekilde devam edelim. Yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi burada e, biz 5. sırayı tamamladık. 6. sıraya geçiyoruz. Bu sıra bizim 4 e, tek bir çift sırasını yapacağız. 4 çift sayı olduğu için çiftli sıralarda ilk önce çiftle başlayacağım. Yani 1 çift 4 tek diye yapacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başlıyorum. 1 aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi ilk yaptığım birinci sık iğn içine işaretleyici taktım 1 çift bir sonraki sık neden itibaren 1 2 3 ve 4 ilk çiftte başladım daha sonra yan yana 4 tane sık iğne yaptım tekrar çift yapacağım 1 aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım 1 çift ve yanına itibaren 1 2. 3 4 tane tek tekrar çift yapacağız çiftimi yaptım bir çift ve tekrar yan yana 4 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü tekle bitiriyorum ve dördüncü tekin içine de işaretleyici taktım bir çift dört tek bir çift dört tek bir çift ve dört tane tekle bitirdim şimdi yine yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyiciye kadar gelelim İşaretleyiciye geldim bu taraftakinin aynısını şimdi bu tarafta da uygulayacağız ilk buraya çiftle başlayacağım 1 ve 2 Şimdi i̇lk yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir çift ve şimdi yan yana 4 tane tek yapacağım. 2 3 ve 4. Tekrar çift ve şimdi tekrar yan yana 4 tane tekimiz olacak. 2 3 ve 4. Tekrar çift ve şimdi yan yana 4 tekrar 4 tane tekimiz olacak 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü tekle bitiriyorum ve şimdi bu yaptığım dördüncü tekin içine tekrar işaretleyici taktım bir çift dört tek bir çift dört tek bir çift ve dört tane tekle bitirdim şimdi yanından itibaren tekrar birer tane sık iğne yapacağız ve başlangıç noktamıza kadar gelelim sıramın sonuna geldim şimdi 7. sıraya geçiyoruz bu sırada 5 tek bir çift sırasını yapacağız tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok direkt birinci tekle işaretleyicinin olduğu yerden başlıyorum şimdi tekrar buraya işaretleyici taktım bir bir sonraki sık iğnenin içine 2 3 4 ve bir sonraki sık iğnenin içine 5. tek yaptım ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi yapacağım. Bu şekilde çift tekrar 5 tane yan yana tek yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi yaptım. Tekrar yanından itibaren 1 2 3 4 5. tekimi yaptım ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum ve çift son yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım biz işaretleyicinin olduğu yere 5 tane yan yana tek yaptık çift 5 tane tek çift 5 tane tek ve çiftle bitirdim tekrar yanından itibaren Birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim ve işaretleyecek kadar gelelim. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. Şimdi diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta yapacağız. İlk tekle başlıyorum. Birinci teki yaptım. Tekrar buraya işaretleyici taktım. Bir, bir sonraki sık iğnenin içine 2 3 4 5 tane yan yana tek yaptım ve bir sonraki sık iğneye çift. Tekrar yanından itibaren 1 2 3 4 5 tane tek ve bir sonraki sık iğneye çiftimi yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 tane tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum ve çift son yaptığım sık iğnenin içine de işaretleyici taktım şimdi tekrar bu sırayı 5 tek bir çift bitirdik ve yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktamıza kadar gelelim Şimdi 8. sıraya geçiyoruz. Biz bir önceki sırada 5 tek bir çift yaptık. Bu sırada 6 tek bir çift sırasını yapacağız. 6 çift sayı olduğu için çiftli sıralarda ilk önce çiftle başlıyorduk. Yani bir çift 6 tek o şekilde yapacağız. Şimdi ilk işaretleyicinin olduğu yere çiftle başlıyorum. 1 ve aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir çift. Şimdi yan yana 6 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir çift 6 tane tek. Tekrar yine bir çiftle başlıyorum. Ve tekrar yan yana 6 tane tekim olacak. 2 3 4 5 ve 6. Tekrar çiftle başlıyorum. Bir çift ve altı tane yan yana tekim olacak. Bir, iki, üç, dört, beş ve işaretleyici olduğu yere altıncı tekle bitiriyorum ve son yaptığım altıncı tekin içine de işaretleyici taktım. Bir çift altı tek, bir çift altı tek ve bir çift altı tane tekle bitirdim tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Şimdi buradakinin aynısını bu tarafta da uygulayacağız. Şimdi ilk önce çiftle başlayacağım. Bir çift ve ilk yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. Ve yanından itibaren yan yana 6 tane tekim olacak. 2 3 4 5 ve 6 Tekrar çift yapacağım. Bir çift ve tekrar yanından itibaren 6 tane yan yana tekim olacak. 3 4 5 ve 6. Tekrar çift yapacağız. Bir çift ve tekrar 6 tane yan yana tekim olacak. 1 2 3 4 5 ve işaretleyicinin olduğu yere 6. tekle bitiriyorum ve 6. Şimdi tekrar bu yaptığım, son yaptığım işaret sık iğnenin içine de işaretleyici taktım. 1 çift 6 tek, 1 çift 6 tek, 1 çift ve 6 tane tekle bitirdim. Şimdi tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim ve bu şekilde tabanımı ben yeteri kadar büyüttüm. Ee, i̇sterseniz burada daha devam etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oval taban yapımını aynı zamanda videoların arasından da oval taban yapımını oradan da bakabilirsiniz. Ee, bu şekilde tabanı bitirdik. Şimdi model kurulumunu birlikte yapacağız. Şimdi burada model kurulumunu yapmak için benim başlangıç noktam tabanın burası. Şimdi işaretleyicinin olduğu yer yani başlangıç noktama buraya ilmek kaydırma yapacağım ve tabana bu şekilde bitirmiş olacağım şimdi burada çıkarttığım ilmeği diğer ilmekten Kaydırdım e, tabana bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ben burada iki buçuk milimlik bir tığ kullanacağım. Sadece bu sıra için geçerli. iki buçuk milimlik bir tığ kul, e, kullanacağım, marulanma olmaması için bir sıra için yapacağız bunu. isterseniz elinizde iki buçuk milimlik tığınız yoksa e, biz duvar kısmını zaten 3 milimlik tığla öreceğimiz için 3 milim tığı biraz elinizi e, ilk sıra için biraz daha sıkı tutarsanız daha iyi olur, marulanma olmaması için. E, bu şekilde bitirdik. Şimdi 3 4 e, tane zincir çekiyorum sıra başında. 1 2 3 ve 4. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki bakın ilk yanındaki sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini bir çıkartıyorum ve tığımda kalan 2 iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Biz burada ilk ilmek kaydırma yaptık. Ondan sonra üzerine 4 tane zincir çektik. Ve hemen yanındaki ilk sık iğnenin içine ilk bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde ilk sırama başladım. Şimdi arada bir tane zincir olacak. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin içine batacağım. Hiç burada boşluk bırakmayacağım. Aralarda da birer tane zincirimiz olacak. Hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp tekrar buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım tekrar arada bir tane zincir çektim ve tekrar tığın üzerine ipimi doladım hemen yanındaki sık iğneye geçiyorum hiç arada boşluk bırakmıyorum hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp tekrar buraya bir tane ikili trabzan yaptım tekrar arada bir zincir ve hemen yanındaki sık iğneye hiç boşluk bırakmadan sırası gelen sık iğnenin içine batıp tekrar buraya bir ikili trabzan yaptım tekrar arada bir zincir hemen sırası gelen yanındaki sık iğnenin içine battım ve buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım bakın bu şekilde her sıraya her sık iğnenin içine birer tane bu şekilde ikili trabzan yapacağız aralarda da birer tane zincirimiz olacak devam edelim tabanın çevresine bu şekilde Aynı şekilde ilerleyelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada en son e, sıranın başında biz dört tane zincir çekmiştik. Ondan sıranın sonundaki son sık iğneye de son ikili trabzanı yaptım ve tekrar arada bir tane zincirimiz olacak. Ve şimdi sıranın başındaki dört tane zincirin üçüncü zincirin içine batacağım. 1 2 ve 3 3. zincirin içine battım ilmek çıkartıp ve diğer ilmekten kaydırdım yine burada arada 4 zincir olduğu için üçüncüsüne battık yine arada bir zincirimiz olmuş oldu bu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle sıramı tamamlamış oldum şimdi tekrar yeni sıraya geçiyorum sıra başında e, burada 4 zincir çekeceğim şimdi iki buçuk milimlik tığımı bırakıyorum ve 3 milim tığa geçtim şimdi 3 milimlik tığ aldım Burada tekrar sıra başına 4 tane zincirim olacak. 2, 3 ve 4. Tığ üzerine ipimi doladım. Bakın hemen yanındaki ilk ikili trabzanın tepesindeki boşluğa batacağım. Şimdi tekrar buraya bir tane ikili trabzan. Tekrar arada bir zincir. Hep bu sırada ikili trabzanların tepelerindeki boşluğa batacağız. Bir sonraki trabzanın tepesindeki boşluğa batıp tekrar buraya bir ikili trabzan yine arada bir tane zincirimiz olacak ve bir sonraki ikili trabzanın tepesindeki boşluğa batıp yine buraya bir ikili trabzan yaptım hep bu şekilde arada bir tane zincir ve bir sonraki trabzanın tepesi. Hep trabzanların tepesine batacağız ve aralarda da birer tane zincirimiz olacak. Bu şekilde tekrar devam edelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İkinci sırayı da tamamlamak üzereyim. En son sıranın sondaki trabzanın tepesine son ikili trabzanı yaptım. Şimdi tekrar arada bir tane zincirimiz olacak. Şimdi sıranın başında biz 4 tane zincirle başlamıştık. 1, 2 ve 3. Üç. 3. zincirin içine batacağım. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya tekrar çıkacağız. Bir üst sıra için yine 4 tane zincir çekeceğim. Bakın ikinci sıramı tamamladım. Burada sıramızın Marullanması normal. Daha sonra taban kısmı biraz daha açılacak, genişleyecek. Daha sonra e, duvar kısmını ördükçe bu marulanmalar kalmayacak. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi buradaki marulanmalar normal. Taban kısmı genişleyecek. Daha sonra e, çantamızın duvar kısmını ördükçe e, buradaki marulanmalar kalmayacak. Onu da belirtmek istedim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi dört tane zincir çekeceğim. Bir. 2 3 ve 4 şimdi tığın üzerine ipimi doladım hemen yanındaki ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp buraya tekrar bir tane ikili trabzan yaptım tekrar arada bir zincir yine hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan tekrar arada bir zincir ve bir sonraki trabzanın tepesine yine buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Hep sıramız bu şekilde ilerleyecek. Yine arada bir zincir olacak. Ve bir sonraki trabzanın tepesine bir ikili trabzan şekilde hep trabzanların tepesine birer defa tekrar ikili trabzan yapacağız. Ve aralarda da hep birer tane zincirimiz olacak. Bu şekilde sıra sonuna geldikten sonra son trabzanın tepesine de son ikili trabzanı yaptıktan sonra arada bir zincir olacak ve daha sonra birleştirmesine bizim sıra başında 4 zincirimiz vardı ve burada 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiririz Tekrar bir sıra için yine hep bakın bu şekilde sıramızın hep aynı tekrarı olacak. Yine 4 zincirle başlayacağız. İlk trabzanın tepesine birlikte trabzan şekilde hep sıramız aynı şekilde ilerleyecek. Bu şekilde çantanın duvar kısmına büyütmeye devam edelim. Hep aynı sıranın tekrarından oluşmakta. En son sizlere ne kadar ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Sıramı ben tamamladım. Şimdi sizlere kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım ve ölçü olarak da vereceğim. Şimdi biz ilk tabandan sonra ilk yaptığımız trabzandan itibaren saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21 sıra olarak ördüm. Şimdi aynı zamanda ölçüsünü de paylaşacağım. İlk trabzandan itibaren saydığım zaman yükseklik 29 santim. Ve şimdi burada sizlere eninin de ölçüsünü paylaşacağım. Bakın tam 41 santimde eni var. Ee, şimdi ben bu şekilde 21 sıra olarak ördüm. Ee, şimdi burada ipimizi kopartıp daha sonra çantanın askı kısmı tarafını yapacağız. Şimdi burada tekrar şu kısma bakın birleştirmesini sıramı tamamlıyorum. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde 21. sıramı tamamladım ve burada e, bir tane zincir çektim ve yeteri kadar ip bırakıp burada ipimi kopartacağım ve daha sonra bu ipi çantanın iç kısmında gizlemek için kullanacağız. Şimdi bu şekilde bu kısmı bitirmiş olduk. Ben burada e, sıramı tamamladıktan sonra e, duvar kısmını çantanın buharlı ütü yaptım. E, çantanın iç kısmında e, içine bez koydum. Bezin üzerinde ütüyü buharlı ütü şekilde yaptım. Bu şekilde e, tamamlamış oldum. Biz aynı zamanda tabanı ördükten sonra da e, buharlı ütü yaptım. Onu da belirtmek istiyorum duvar kısmı da ördükten sonra da çantanın içine bez koyup onun üzerinden buharlı ütü yaptım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi e, sırada çantanın askı tarafını birlikte yapacağız. Şimdi sırada çantamızın kulpunu yapmak için kenarlardan ortalamamız lazım. Bakın ben burada işaretleyici taktım. Şimdi ayarlamaları nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Şimdi çantamı güzel bir şekilde kenarlardan ortalayacağım. Bakın bu şekilde Tam kenarlardan çantamı ortaladıktan sonra buradaki kenardaki kafes boşluğuna içine işaretleyici taktım. Yine aynı şekilde diğer tarafta da kenar noktasını bulmak için kenardaki kafesin içine işaretleyici taktım. Bu şekilde ayarlamamı yaptım. Şimdi buradan e, buradaki kafesten itibaren bakın hemen şayetleri taktım. Kafesin yanına itibaren sayıyorum. Burası bizim orta nokta olduğu için buradan itibaren diğer kenar noktasına doğru kafes bo boşluklarımı sayacağım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 ve 46 tane. Bakın e, kenar boşluktaki kafesi saymıyorum. Ve iki kafes arasındaki benim kafes sayım 46 tane kafesim var. Ve yine aynı şekilde diğer tarafta da yine 46 tane kafesim var. Burada işaretleyici taktım. Kafesleri saymıyorum. 46 bu tarafta. 46 kafes de diğer tarafta var. Bu şekilde Ortalamış oldum. Şimdi tekrar çantanın orta kısmını bulacağım. Şimdi çantanın orta noktasını bulmak için kenardaki kafesim benim bakın kafes boşluğum burada. Hemen solundaki kafesin hemen dibindeki e, trabzanları sayısını sayacağım burada. Trabzanla itibaren sayıyorum. Bakın hemen dibindeki soldaki e, trabzandan 1, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ve 24. 24. trabzanın tepesine işaretleyici taktım. Bakın kenardaki kafes boşluğumun hemen solundaki ilk trabzandan itibaren saydığım zaman 24. trabzanın tepesine işaretleyici taktım ve bu şekilde orta noktayı buldum. Bakın tekrar diğer taraftan da saydığım zaman kafes boşluğum benim burada. Hemen sağındaki ilk trabzan itibaren saydığım zaman 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ve 24. 24. trabzanın tepesine işaretleyici takmış oldum. Bu şekilde orta noktayı buldum. Tam onun karşı tarafına da yine aynı şekilde işaretleyici taktım. Yine buradaki sayının aynısı Şöyle diğer tarafta da saydığımız zaman kafes boşluğunun hemen sağındaki trabzandan itibaren saydığım zaman 24. trabzan'a işaretleri takmış oluyorum. Yine aynı diğer taraftan da saydığım zaman yine buradan da 24. trabzanın tepesine işaretleyici takmış oldum ve orta noktayı iki tarafta da bulmuş oldum. Ve bu şekilde burada açtığım zaman bakın tam sarı işaretleyicilerin arasında kafes sayısını sizlere vermek istiyorum burada kafes sayısını vermek gerekirse bakın buradaki ilk boşluktan itibaren saydığım zaman 2 4 bu şekilde kafes sayılarım benim diğer işaretleyicinin olduğu yere kadar 47 tane e, bu tarafta kafesim var yine aynı şekilde 47 tane de diğer tarafta kafes sayım var bu şekilde tam e, bu orta noktadan diğer orta noktaya kadar kafes sayım 47 tane. Diğer tarafta da yine aynı şekilde e, buradan diğer işaretleyici orta noktaya kadar 47 tane de diğer tarafta kafes sayım var. Zaten bizim bir sırada e, toplam kafes sayımız 94 taneydi. Bu şekilde ikiye bölmüş olduk. Şimdi e, başlangıcımızı yapalım. Şimdi şimdi kulpun bir tarafını yapmak için çantamızı tam ortaladığımız işaretleyiciden hemen yanındaki ilk e, trabzandan itibaren sayıyorum Burası bizim orta noktamız yan itibaren saydığım zaman 1 2 ve 3 3. trabzanın tepesine batacağım daha sonra yine aynı diğer tarafı yaparken de 1 2 ve 3. trabzandan itibaren başlayacağız yani arada bizim 1 2 3 6 tane ortada kafesimiz kalmış olacak şimdi üçüncü trabzanın tepesine battım ve ipimi aldım ipimi ben burada kilit yaptım şimdi bu ilmeği buradan çıkarttım örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım ve burada iki tane zincir çekeceğim bir ve iki iki tane zincirle başlangıcımı yaptım şimdi hemen yanındaki bakın ilk trabzanın tepesine buraya batıp tekrar bu noktadan itibaren yine ikili trabzanlarımı yapacağım. İki zincirle başladım ve yanındaki ilk trabzanın tepesine ilk ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar yine arada bir tane zincirimiz olacak. Yine bir sonraki trabzanın tepesine yine aynı şekilde ikili trabzanı yapacağım. Yine arada bir tane zincirimiz var. Ve bir sonraki trabzanın tepesine yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağım. Yine arada bir tane zincirimiz var. Tekrar yine aynı şekilde ikili trabzanları yapacağım. Kafeslerimizi tekrar oluşturalım. Ve diğer taraftaki yere geleceğiz. Yine çantanın orta kısmı bizim. Sarı işaretleyicinin olduğu nokta, onun yanındaki trabzan itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üç. 3. Trabzana gelmem gerekiyor. En son bakın, e, burada 3. E, trabzan noktasında bitireceğimiz için, ondan bir sonraki, bir önceki trabzan noktasına geleceğim. Yani 1, 2, 3, 4. Trabzan noktasına kadar gelelim şimdi biz orta noktanın 3. trabzana itibaren başlangıcımızı yaptık ve çantanı diğer orta noktasına doğru geliyorum ee, Biz burada 1 2 ve 3. trabzanda bitireceğim için ondan bir önceki e, trabzanda son kafesimi oluşturdum şimdi burada köşe üçgen oluşturacağım onu yapmak için iki tane burada zincir çekeceğim 1 ve 2 Şimdi orta noktamız bizim burası. Yan itibaren saydığım zaman 1, 2 ve 3. trabzanın tepesine 2 zincir çektim. Ve buraya ilmek kaydırma yapacağım. İlmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Bu şekilde 2 tane zincir çekip ve buraya ilmek kaydımı yaparak bu sırayı bağlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçeceğim. Yeni sıra için tekrar bir tane zincir çektim ve örgümün arkasını çevireceğim. Şimdi burada tekrar başlangıcımı yapacağım. Burada ilmek kaydırma yaparak ilerleyeceğim. Hemen bu iki zincirlik boşluğun içine buraya batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Şimdi hemen yanındaki ilk trabzanın tepesine batıp tekrar ilmek çıkartıp diğer ilmekten kaydırdım. Bu şekilde trabzanın tepesine gelmiş oldum. Şimdi tekrar burada yine aynı şekilde iki tane zincir çekeceğim. Buradaki gibi üçgen oluşturacağım. Bir, iki tane zincir çektim. Ve şimdi hemen yanındaki ilk trabzanın tepesinden itibaren tekrar üçgenlerimi oluşturacağım. Kafeslerimi oluşturacağım. Şimdi hemen yanındaki ilk trabzanın tepesine battım. Ve buraya tekrar ilk kafesimi oluşturdum tekrar yine arada bir zincir ve bir sonraki trabzanın tepesine yine aynı şekilde trabzanları yaparak kafeslerimizi tekrar oluşturacağız tekrar arada bir zincir bu şekilde trabzanların tepelerine batıp kafeslerimizi oluşturalım tekrar çantanın diğer taraftaki e, noktaya kadar gelelim şimdi kulpun ikinci sırasını yapıyoruz e, ikinci sırada eksiltme yapıyoruz şimdi biz ilk başta sıranın başında bir eksiltme yapıyoruz Bir de sıranın sonunda eksiltme yapıyoruz Üçgeni oluşturuyoruz şimdi burada en son e, buradaki üçgeni de saydığım zaman toplamda 38 tane kafes yaptım ve 39. kafesi de bakın üçgen kenar kısmını oluşturacağım. 39 tane olmuş olacak. Şimdi burada üçgenin hemen bir önceki e, trabzanda bitiriyorum. Bu şekilde 38 tane kafesim oldu. Şimdi iki tane burada zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi hemen üçgenin bakın son buradaki kafesin içine batıp üçgen oluşturacağım ve ilmek kaydıma yaptım ve bu şekilde eksiltme yapmış oldum biz ilk sırada buradaki üçgenlerle yani burada iki zincirli boşluk kafeste saydığım zaman ilk sırada 41 tane kafes var ve ikinci sırada buradaki oluşturduğum kenarla birlikte toplamda kafes sayım 39 tane oldu sağdan ve soldan iki taraftan bu şekilde eksiltme Yapmış olduk. Şimdi bir sıraya çıkacağım. Üçüncü sıra eksiltmesi yapacağız yine. Bir sağdan bir soldan eksiltme yapacağız. Ee, bu sırada da 37 tane kafesimiz olmuş olacak. Burada tekrar bir tane zincir çektim örgümün ve diğer tarafını çevireceğim. Düz tarafını çevirdim. Şimdi burada ilmek kaydırma yaparak e, buradaki oluşturduğum iki zincirin hemen ilk trabzanın tepesine gelmem gerekiyor. O yüzden buradaki iki zincir boşluğuna battım. Birinci ilmek kaydırmamı yaptım. Ve şimdi tekrar buradaki trabzanın tepesine batıp ve ikinci ilmek kaydırmamı yaptım ve bu şekilde ilk trabzanın tepesine geldim. Şimdi tekrar eksiltme yapmak için iki tane zincir çekiyorum. 1 ve 2 Şimdi hemen ilk trabzanın tepesine batıp ilk buraya ilk trabzanın tepesine ilk ikili trabzanımı yaptım ve bu şekilde ilk kafesimi oluşturdum tekrar arada bir zincir çekeceğiz ve bir sonraki trabzanın tepesine batıp tekrar trabzan oluşturdum ve ikinci kafesimi oluşturmuş oldum bu şekilde tekrar yine kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz bu şekilde kafeslerimizi oluşturalım. Devam edelim. Şimdi diğer taraftaki noktaya geleceğiz yine. En son bakın bizim buradaki oluşturduğumuz kenar noktamız. Ondan bir önceki trabzanın tepesine kadar kafesimizi oluşturalım. Tekrar burada e, kenar noktasını sizlerle paylaşacağım. Bir önceki sıranın bakın kenarda oluşturduğum üçgen kısma geldim ondan bir önceki son trabzanı yaptım şimdi son burada üçgen kenar kısmını oluşturacağım Biz ilk sırada 41 tane kafeste başladık bir önceki bir sonraki yani ikinci sırada 39 tane kafes oldu bir baştan bir sonra eksiktiğimiz için 39 oldu şimdi 3. sırada burada ise 37 tane kafesimiz olacak şimdi 37 kafesi oluşturmak için kenarda tekrar bir iki tane zincir çektim ve şimdi son trabzanın tepesine buraya ilmek kaydırma yapıp ve burayı e, son 37 kafesimi bu şekilde oluşturmuş oldum şimdi e, biz burada 3 sıra bir baştan bir sondan eksiltme yaptık şimdi kulpumuzun üçgen kısımlarını oluşturacağız şimdi buradaki e, Yaptığımız kulpun bir tanesinin şimdi ikiye böleceğiz. Ee, her buradaki yaptığımız kulpun e, iki tane bir önden ve diğer tarafta iki tane üçgen oluşturacağız. Diğer tarafa da aynı şekilde yaptığımız zaman iki tane de diğer tarafta e, kulpumuzu üçgenleri oluşturacağız. Şimdi onu yapmak için burada en son sıramı tamamladım. Tekrar burada bir tane zincir çekip örgümün arkasını çevireceğim. Şimdi burada üçgenleri oluşturacağım. Üçgeni oluşturmak için bir tane bu tarafta oluşturacağız. Bir tane de diğer tarafta oluşturacağım. Ee, üçgenleri oluştururken e, biz artık bu çantanın iç kısmında artık düz bir şekilde yukarı çıkacağız. Eksiltme yapmayacağım artık. Ve e, kenar kısımdan eksiltmeye devam edeceğim. Kenar kısımdan eksilteceğiz ve iç kısımdan düz bir şekilde ilerleyecek. Ee, şimdi onu yapmak için ilk önce biz çantamızı güzel bir şekilde kenar kısmı, bakın bu şekilde ortalayacağım tam orta noktasına ben kafesin içine işaretleyici taktım ee, ve bu kafes taktım işaretleyiciden sonraki ilk kafesten itibaren saydığım zaman burada kenara kadar sayınca 18 tane burada e, kafesim var, 18 tane bu tarafta ve 18 tane de diğer tarafta kafesim var. Ve e, işaretleyici taktım yerle birlikte toplamda 37 tane olmuş oluyor. Bu şekilde 18 bu tarafta 18 diğer tarafta olacak şekilde kafesimi ayırdım orta noktayı buldum. Şimdi biz burada bir tane zincir çektim örgümün e, diğer tarafını çevirmiştim. Şimdi ilk önce yine iki tane ilmek kaydırma yapacağım ve trabzanın tepesine gelmem gerekiyor. İlk, i̇lk önce zincir boşluğuna bir ilmek kaydırma ve daha sonra da trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde buraya geldim şimdi artık düz bir şekilde yukarı çıkacağım için biz 3 sıra e, çantanın orta kısmında eksiltme yaptık artık bundan sonra çantanın orta kısmında düz bir şekilde yukarı çıkacağım eksiltme yapmayacağım şimdi 4 tane zincir çekeceğim 1 2 3 ve 4 şimdi ilk kafesimi oluşturacağım Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesine bu şekilde ilk kafesimi oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar arada bir tane zincir ve bir sonraki trabzanın tepesine ikinci kafesimi oluşturdum. Bu şekilde tekrar aralarda birer zincir çekip trabzanların tepesine batıp kafesimizi oluşturmaya devam edelim. Ee, burada e, sıranın sonuna kadar geleceğiz. Sıranın sonunda üç tane işaretleyiciden sonra 1 2 3 tane kafes kalın kalıncaya kadar kafesimize devam edelim. Orta noktaya doğru geliyorum. Şimdi burada saydığım zaman kafes sayısını vermek istiyorum. 2 4 6 8 10 12 ve 13 tane kafes yaptım. Şimdi 14. kafesi yapacağım. Burada orta noktadaki kafes sayısını da vermek istiyorum. Bakın işaretleyiciden sonra 1, 2, 3 ve 4 tane kafes kalıyor. Ben sizlere burada 3 kafes demiştim ama 4 tane kalması gerekiyor işaretleyiciden sonra. Şimdi bu şekilde 13 tane kafes yaptım. 14. kafesi yapmak için tığın üzerine ipimi doladım ve bir sonraki trabzanın tepesine batıp tığımda 3 ilmek var üçünü tek seferde çıkarttım bu şekilde yarım trabzanla 14 kafesi oluşturdum şimdi 15 kafesi yapacağım Ben burada 15 tane ile başlayacağım burada hep tek sayı olmak zorunda Ben 15'te başladım ama sizin burada 11 olur 13 olur benim burada 15 17 olabilir 19 yani hep tek sayı olmak zorunda Çünkü kenarda hep e, ikişer tane eksiltme yapacağımız zaman e, en son bir tane e, tepede eksiltmeler yaptığımız zaman bir tane en son kafes kalacak O yüzden hep tek sayı olması gerekiyor şimdi 15. kafesi yapmak için ise iki tane zincir çekip ve bir sonraki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde 15. kafesim yapmış oldum. İşaretleyiciden sonra saydığım zamansa iki tane e, sonunda kafesim kalıyor. Bu şekilde 15 tane oldu. Dediğim gibi çantanın orta kısmında eksiltme yapmayacağız. Hep kenarda ikişer tane eksiltme yapacağız. E, ve en son bir tane tepede kafesimiz kalacağı için hep buranın tek sayı olması gerekiyor. 15 tane ile başladım. Şimdi tekrar bir tane kenarda zincir çekeceğim ve bir üst sıraya çıkacağım bir tane zincir çektim örgümün diğer tarafına çevirdim şimdi biz e, kenar kısmında iki tane kafes eksiltme yapacağımız için şimdi ilk önce iki kafesi buraya gelmem gerekiyor e, buradaki trabzan tepesine gelmem için ilk önce birinci e, kafesi boşluğuna bir ilmek kaydırma daha sonra ikinci kafesin zincir boşluğuna ikinci ilmek kaydırma yaptım ve bir sonra da trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde iki tane kafes eksiltme yapmış oldum kenarda bu şekilde e, trabzanın tepesine geldim şimdi burada iki tane zincir çekeceğim 1 ve 2 Şimdi trabzanın tepesine batacağım. Hemen yanındaki tığın üzerine ipimi doladım. Buranın daha düzgün olması için yarım trabzanla başlayacağım. Tığımda 3 ilmek var. 3'ünü tek seferde çıkarttım. 2 zincir çektim ve bir sonraki trabzanın tepesine yarım trabzan yaptım. Şimdi tekrar arada bir zincir ve bir sonraki trabzanın tepesine normal artık bundan sonra ikili trabzan şekilde ilerleyeceğim. Buranın daha düzgün olması için ilk yarım trabzanla yaptık kafesimizi ve ardından tekrar ikili trabzanla kafeslerimizi yapmaya devam edelim ve sıra sonuna kadar gelelim sıramın sonuna doğru geliyorum şimdi kenardan saydığım zaman ilk, e, bakın iki zincirlik yaptığım ilk kafesle birlikte 2 4 6 8 10 12 tane oldu şimdi 13. yapacağım biz burada ilk 15 tane ile başladık e, bu sırada kenarda iki tane eksiltme olduğu için 13 tane olması gerekiyor. Şimdi 13. kafesi yine arada bir zincir. Bizim bir önceki sırada dört tane kenarda zincirimiz vardı. Şimdi 3. E, zincirin içine batacağım. 1, 2 ve 3. 3. zincirin içine batıp buraya bir ikili trabzanla son kafesimi yaptım. Bu şekilde 15 ve bu sırada 13 tane kafesim olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar burada e, orta kısımda düz bir şekilde yukarı ilerleyeceğim için burada eksiltme yapmayacağım. Kenarda 4 tane zincirim olacak. 1 2 3 ve 4. örgümün arkasını çevireceğim. Şimdi tekrar yine kafesimi oluşturmaya devam edeceğim bir ikili trabzanla ilk kafesimi oluşturdum tekrar arada bir zincir devam edeceğim bu şekilde kafeslerimi oluşturmaya devam edeceğim sıramın sonunda bakın iki tane kafesim kalıncaya kadar burada kafesimizi yapalım sıramın sonuna doğru geliyorum bakın şimdi biz e, buradaki üçgenin üçüncü sırasındayım biz ilk 3 sıra kenarlardan eksiltme yaptık daha sonra da şimdi ayrı ayrı e, burada iki tane üçgen öreceğiz birincisini yapıyorum şimdi ve burada üçüncü sıradayız üçgenin üçüncü sırasındayım ve e, biz sıranın sonunda dört tane trabzanım kaldı e, iki tane kenarda eksiltme yapacağım ve ardından bir tane yarım trabzan ve bir tane de iki tane zincir çekip ipimizi bağlayacağımız için o yüzden sıranın sonunda 4 tane kafesim kalması gerekiyor. Sıra başına itibaren de saydığım zaman kafes sayısını da vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 9 tane kafes yaptım. Şimdi 10. kafesi oluştururken buraya bir yarım trabzan yapacağım. 10. kafesi bir yarım trabzan yaptım. Ve burada 2 tane zincir çekip şimdi son bakın iki tane kafesim kalacak burada trabzanın tepesine iki zinciri ilmek kaydırma yaparak bu şekilde bağlamış oldum şimdi bu şekilde bu sırayı da üçüncü sıramı da tamamladım bakın iki tane sıra sonunda e, kafes kaldı ve bu şekilde eksiltme yapmış olduk 2 4 6 8 10 11 tane burada kafesim olmuş oldu biz 15 tane ile başladık iki tane eksiltme yaptım 13 oldu tekrar iki tane eksiltme yaptık ve 11 tane kafese düştü tekrar sıramın sonunda bakın şimdi dördüncü sıraya geçeceğim dördüncü sıra için tekrar bir zincir çekip tekrar örgümün diğer tarafını çevireceğim burada tekrar bakın iki tane eksiltme yapacağım için iki kafes atlayacağımız için buradaki trabzanın tepesine gelmem gerekiyor ilk önce zincir boşluğun ilk boşluğun içine bir ilmek kaydırma ve bir sonraki kafesin içine tekrar bir ilmek kaydırma ve daha sonra da trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde iki tane kafes eksiltme yapmış oldum şimdi tekrar yeni sıraya geçmiş oluyorum şimdi iki tane zincir çekeceğim ve yanındaki ilk trabzanın tepesine Buraya bir yarım trabzan yapacağım. Bakın kenarda eksiltme yaptıktan sonra hemen ilk yarım trabzanla başlıyoruz. Çantanın orta kısmında bu şekilde yapmıyoruz. Daha düzgün olması için kenar kısmının bu şekilde ilk yarım trabzanla başlıyoruz. Şimdi tekrar normal bir şekilde bir zincir çekip aralarda tekrar e, ikili trabzan yapıp normal şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Bu şekilde tekrar kafesi oluşturalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Tam çantanın orta kısımdaki yere gelmiş oldum. Şimdi burada son kafesi yapacağım. 9. kafesi yaparken tekrar 4 zincir vardı burada. 3. zincirin içine bu şekilde kenardan saydığım zaman 9 tane kafes olmuş oldu şimdi bir üst sıraya çıkacağım tekrar kenarda 4 zincir çekeceğiz 2 3 ve 4 örgümün diğer tarafını çevireceğim şimdi tekrar ilk kafesi oluşturacağım çantanın orta kısmında eksiltme yapmayacağımız için kafes oluşturmaya devam edeceğim Bu şekilde sıranın sonunda 1, 2, 3, 4 tane kafes kalıncaya kadar kafesimizi oluşturalım. Burada 5 tane kafes yaptım. Sıramın sonunda da 2-4 tane kafesim kalmış oldu. Şimdi 4 tane kafes kalınca yine buraya bir yarım trabzan yapacağım. Yani 6. trabzanı yaparken 6. trabzanı yarım trabzanla başladım. Ve 2 tane zincir çekip bir sonraki kafesin içine ilmek kaydırma yapmış oldum bu şekilde saydığım zaman 3 6 ve 7 tane burada kafesim olmuş oldu şimdi tekrar bir üst sıraya çıkacağım yine bir tane zincir çekip örgümün diğer tarafını çevireceğim Şimdi iki tane kafes atlayacağım tekrar ilk önce birinci boşluğa bir ilmek kaydırma bir sonra ikinci boşluğa bir ilmek kaydırma ve trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde iki kafes atlamış oldum. Şimdi tekrar iki zincir çekeceğim. ilk önce burada eksiltme yaptıktan sonra direkt yarım trabzanla başlıyorum. Arada bir zincir ve tekrar sıramın sonuna kadar kafesimi oluşturacağım. Şimdi tekrar kenarda 4 zincir var. 3. zincirin içine batıp ve buraya son kafesimi oluşturmuş oldum ve toplamda burada 1, 2, 4, 5 tane kafes olmuş oldu. Şimdi tekrar bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar örgümün diğer tarafını çevireceğim. Şimdi tekrar ilk önce burada kafesimi oluşturacağım. Bu şekilde ilk kafesi yaptım devam ediyorum burada Sıramın bir kafes yaptıktan sonra Sıramın sonunda 1 2 3 4 tane kafes kalmış oldu şimdi 4 kafes kaldığı için tekrar buraya bir yarım trabzan yapacağım ikinci kafesi bir yarım trabzan ve iki tane zincirle bir sonraki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde Sıramı tamamladım yani yine sıranın sonunda iki tane eksiltme yaptım ve burada toplamda üç tane kafesim olmuş oldu. Şimdi tekrar bir tane zincir çekip örgümün diğer tarafını çevireceğim. Şimdi tekrar yine iki tane e, burada eksiltme yapacağım. Son bir tane kafesimiz kalacak artık. İlk boşluğa bir ilmek kaydırma ve ikinci boşluğa bir ilmek kaydırma ve trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma şekilde yaptım Şimdi tekrar buraya iki tane zincir çekeceğim bir iki tane zincir çektim Tığın üzerine ipimi doladım şimdi burada e, dört tane zincir var 3. zincirin içine batıp buraya bir ikili trabzan yaptım ve son kafesimi bu şekilde oluşturmuş oldum şimdi biz burada ilk üçgeni oluştururken 15 tane ile kafeste başlamıştık her e, kenarda ikişer tane kafes eksiltme yaptık en son bir tane burada kafesim kaldı ve buraya bir tane zincir çekip ve burada ipimi kopartacağım biraz pay bırakıyorum burada ipimi koparttım ve bu şekilde ilk çantamızın üçgen kısmının bir tarafını oluşturmuş olduk aynı şekilde diğer tarafında yine buradaki yaptığımız gibi yine üçgen kısmını bu tarafında oluşturacağız şimdi diğer tarafta yaptığımız bu azalttığımız üçgenlik kısmı yapmak için tekrar buradan itibaren başlayacağım çantanın orta kısmı düz bir şekilde ilerleyeceğimiz için şimdi burada eksiltme yapmadan kafesimizi oluşturacağız İpimi ilk kilit yaptım iki zincirlik kenardaki boşluğu atlıyorum ilk trabzanın tepesine batıp Şimdi burada ipimi alacağım. Ee, örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Ve burada toplamda 4 tane zincirimiz olacak. 2 3 ve 4 Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine buraya ilk kafesimi oluşturacağım. ilk kafesimi bu şekilde oluşturdum arada bir tane zincirimiz olacak devam ediyorum bir sonraki trabzanın tepesine ikinci kafesimi yaptım bu şekilde aralarda birer zincir çekip kafeslerimizi oluşturmaya devam edelim ve burada sıranın sonunda bizim burada işaretleyiciden sonraki e, kafes sayısı 1, 2, 3, 4 tane kafes kalıncaya kadar kafeslerimizi oluşturalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Sıranın başına saydım kafes sayım 13 tane kafesim oldu. Ve e, işaretleyiciden sonraki orta noktamız burası. 2, 4 tane de kafesim kaldı. Şimdi burada 13. kafesi yaptım. 14. kafesi bir yarım trabzan yapacağım ve 15. kafesi ise iki tane zincir çekip ve bir sonraki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde toplamda 15 tane kafesim olmuş oldu sıranın sonunda ise bakın orta noktamız burası bir ve iki tane kafesim kalmış oldu. Şimdi 15 tane ile başlamış olduk. Şimdi burası düz gidecek ve kenardan ikişer tane eksiltme yapacağız. Bir üst sıraya çıkacağım. Bir zincir çektim. Ve örgümün diğer tarafını çevireceğim. Şimdi ilk önce birinci kafesin içine bir ilmek kaydırma. Daha sonra bir sonraki ikinci kafesin içine bir ilmek kaydırma yaptım ve bir tane de trabzanın tepesine buraya bir ilmek kaydırma bu şekilde iki tane kafes eksiltme yapmış oldum şimdi iki tane zincir çekeceğim yeni sıra için 1 ve 2 bir sonraki kafesin içine direkt yarım trabzan yapacağım eksiltmeden sonra direkt yarım trabzanla başlıyoruz daha sonra normal bir şekilde ikili trabzan yapıp o şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son kafesimi oluşturacağım. Bir zincir çekip ve kenarda bizim bir önceki sırada 4 zincir vardı. 3. zincirin içine batıp ve buraya kafesimi oluşturdum ve toplamda saydığım zaman 3 6 9 12 ve 13 tane kafesim oldu. Bir önceki sırada 15 taneydi. 2 tane kenarda eksilttik. Bu sırada 13 tane kafesim olmuş oldu. Tekrar kenarda 4 tane zincir çekeceğiz. 3 ve 4. Tekrar örgümün diğer tarafını çevirip biz orta noktada eksiltme yapmayacağımız için direkt ilk kafesle burayı başlıyorum tekrar bir zincir yine aralarda birer zincir çekip kafesimizi oluşturalım ve sıra sonunda 1 2 3 4 tane kafes kalıncaya kadar kafesimizi yapalım sıramın sonuna geldim burada saydığım zaman 3 6 9 tane kafes oldu sıranın sonunda da 4 tane kafesim kalmış oldu şimdi 9 tane burada kafes yaptık 10. kafesi yapmak için buraya yarım trabzanla kafesimi oluşturacağım. Bir yarım trabzan. Şimdi 11. kafesi 2 zincir çekip trabzanın tepesine bir ilmek kaydırmayla bitirdim. Bakın sıramın sonunda 2 tane kafesim kalmış oldu. Bu şekilde 3, 6, 9, 10, 11 tane 11 tane burada kafesim olmuş oldu. Bir üst sıraya çıkmak için yine bir zincir çekip yine örgümün diğer tarafını çevireceğim tekrar yine kenarda iki tane kafes e, eksilteceğimiz için ilk boşluğa bir ilmek kaydırma ikinci boşluğa bir ilmek kaydırma ve trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yaptım bakın bu şekilde iki kafes atladım yine burada iki zincirle başlıyorum hemen ilk trabzanın tepesine bir yarım trabzanla başlayıp ardından Tekrar normal bir şekilde ikili trabzanla kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Bu şekilde diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta uygulayacağız. Ve buradan düz bir şekilde eksiltme yapmayacağız. Kenarda bu tarafta ikişer tane kafes eksiltme yaparak en son bir tane kafes kalıncaya kadar eksiltmemizi yapacağız. Toplamda burada saydığım zaman İlk 15 tane kafeste oluşturduğum üçgenin birinci sırası itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra olarak burayı ördüm. Şimdi ben burada kaçıncı sırada olduğumu da sizlerle paylaşacağım. Bakın biz ilk burada 15 kafeste başladığım nokta 1, 2, 3, 4. Sırayı yapıyorum ve toplamda 8 sıra oluncaya kadar sıramızı tamamlayalım. Ben burada diğer üçgeni de bitirdim. Bir tane kafes kalıncaya kadar 8 sıra olarak ördüm. Bir zincir çekip tekrar ipimi koparttım. Diğer tarafta yaptığımızın aynısını işlemi yapmış olduk. Şimdi diğer tarafın kulpunu yapacağız. İlk önce biz burada alt tarafta burada bir bütün olarak 3 sıra bir baştan bir de sondan eksiltme yapmıştık. Şimdi o sıranın başlangıcını sizlerle paylaşacağım şimdi biz burada çantanın orta kısmına işaretleyici takmıştık. Ardından yan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. Trabzanın tepesine itibaren kafeslerim oluşturmaya başlamıştım. Şimdi yine aynı şekilde diğer tarafa da yapmak için hemen yanındaki kafesin itib trabzan itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üç, 3. Trabzanın tepesine battım. Burada ipimi Kilit yaptım. Şimdi buradan ilmek alıp burada iki tane zincir çekeceğim. Zincir çekerken de kısa ipimi tekrar içeride bırakacağım. 1 ve 2 2 zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine ilk kafesimi oluşturmaya başlıyorum. Burada direkt iki, bir ikili trabzan şekilde ilk kafesimi yaptım. Tekrar bir zincir ve bir sonraki trabzanın tepesine yine bir ikili trabzan yaptım ve diğer tarafa doğru döndüğüm zaman orta kısma 1 2 ve 3 bakın burada üçüncü e, kafeste burada bitirmiş olmam gerekiyor o yüzden ondan bir sonraki kafes e, kafese geleceğim yani dördüncü trabzanın tepesine kadar kafesimizi oluşturalım sıramın sonuna doğru geliyorum. Orta noktadan sonra 1 2 3 4. yere son e, burada kafesimi oluşturdum. 40 tane oldu. Şimdi 41. kafesi yapmak için iki tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Hemen bir sonraki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde 41. kafesi oluşturmuş oldum. İlk sırayı tamamladık. Şimdi ortada bizim arada sizlere burada e, kaç tane kafes olduğunu da belirtmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ortada kafesimiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Şimdi ikinci sırayı yapacağız. Bir zincir çekip örgümün diğer tarafını çevireceğim. Burada ilk önce hemen eksiltme ile başlıyoruz. İlk kafesin içine batacağım. Boşluğa batıp buraya bir ilmek kaydırma. Şimdi trabzanın tepesine batıp buraya da bir ilmek kaydırma yaptım. Bakın trabzanın tepesine geldim. Bu şekilde ilk kafesi eksiltmiş olduk. Şimdi burada iki tane zincir çekeceğim. Ve hemen yanındaki trabzanın tepesine bu şekilde ilk kafesimi oluşturdum. Yine arada birer zincir çekip kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. E, bu şekilde ilerleyeceğiz e, ee, tekrar sıra sonuna kadar gelecek. Sıramın sonuna geldim. Şimdi sıra sonu da bir eksiltme yapacağım ve iki tane zincir çekip ve bakın üçgen yaptım kenar kısmı oluşturduğum son trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bir zincir çektim. Bu şekilde ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Ee, yine bu, bu sırada bir başta bir sonda eksiltme yaptığımız için ee, bu sırada 39 tane kafesim olmuş oldu 41 ile başladık 39 şimdi bir sıra daha e, örgümüzün diğer tarafını çevireceğiz yine boşluğa bir ilmek kaydırma trabzan tepesine bir ilmek kaydırma yapacağız ondan sonra iki zincir çekip ilk trabzanın tepesine buraya kafes oluşturmaya devam edeceğiz bir sıra daha bu şekilde bir başta bir sonda eksiltmemizi tamamlayalım 3 sıra olacak şekilde toplamda bir tamamladıktan sonra üçgen kısmını tekrar bu noktayı sizlerle paylaşacağım. 3 sıra bir başta bir sıranın sonunda eksiltmemi tamamladım. Şimdi üçgen kısmını yapacağız birlikte. Onu yapmak için burada bizim en son sırada 37 tane kafesim var. Tam orta noktaya işaretleyici taktım. Yani 19 19. kafes boşluğunun içine işaretleyici taktım. 18 tane bir tarafta kafes var 18 tane de diğer tarafta e, bu tarafta 18 tane de kafesimiz var. E, bu şekilde şimdi ilk üçgeni oluşturmak için burada en son bir zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevireceğim. Artık orta kısımda düz bir şekilde yukarıya doğru çıkacağız. Burada artık eksiltme yapmayacağım. İlk boşluğa buraya ilmek kaydırma ve trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yapıp bu şekilde trabzanın tepesine geldim şimdi burada artık e, eksiltme yapmayacağız dört tane zincirle başlayacağım 1 2 3 ve 4 şimdi ilk kafesi trabzanın tepesine buraya ilk kafesi yaptım şimdi devam edeceğim yine aralarda birer zincir çekeceğim şimdi sıranın sonunda benim Bakın orta noktam burası. 1 2 3 4 tane trabzan kalıncaya kadar buraya kadar kafesimi oluşturacağım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Sıramın sonunda bakın orta boşluktan sonra 1 2 3 4 tane kafes kaldı ve buradan saydığım zaman da 13 tane kafes yaptım. Şimdi 14. kafesi yapmak için Buraya bir yarım trabzanla 14. kafesi yapıyorum. Şimdi bitişi yapacağım. iki tane zincir çekip ve en son 15. kafesi de bu şekilde yaptım. Yani orta boşluktan sonra iki tane sıranın sonunda kafesim kalmış oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir tane zincir çekip, bakın burası bizim tam 15 tane üçgen için. 15 kafeste başlamış olduk. Şimdi diğer tarafı çeviriyorum. Şimdi iki tane sıranın sonunda bakın kenarda burada eksiltme yapacağız. Orta kısımda da eksiltme yapmayacağız. Düz bir şekilde çıkacağız. Şimdi ilk boşluğun içine bir ilmek kaydırma, ikinci boşluğun içine bir ilmek kaydırma ve hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde iki tane kenarda eksiltme yapmış oldum şimdi tekrar iki zincirle başlıyorum hemen yanındaki trabzanın tepesini eksiltmeden sonra direkt yarım trabzanla başladıktan sonra normal bir şekilde artık trabzan ikili trabzan yaparak sıramızı e, tamamlayacağız kafesimizi oluşturacağız sıranın sonuna geldiğim zaman üçüncü zincirin içine buraya son kafesi oluşturacağım 15 kafesle başladık. Bir sonraki sıra 13 kafesi olacak. İki tane eksildiği için 13 olacak. Daha sonra şuradan göstermek istiyorum. Bir sonraki sıra 11. Ondan sonra 9, 7, 5, 3, 1 diye bu şekilde üçgenimizi tamamlayacağız. Toplamda 8 sıra olmuş olacak. Bu şekilde bu üçgeni tamamlayalım. Daha sonra üçgeni tamamladıktan sonra kulpumuz için zincir çekeceğiz. Onu sizlerle paylaşacağım. Üçgenin birincisini tamamladım. 8 sıra olarak ördüm. Şimdi burada zincir çekeceğim. Kulp kısmını yapacağız. Zincir çekip diğer tarafa bağlayacağız. Şimdi ben burada bir tane en son kafesim kaldı. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 45 50 tane zincir çekeceğim. En son sizlere ne kadar zincir çektiğimin bilgisini paylaşacağım. Zinciri ben çektim. Burada toplamda 45 tane zincir çektim. Şimdi diğer e, kulpun diğer tarafıyla birleştirmesini yapacağım. Tam tepe noktasına batacağım. Şimdi burada e, zincirim düzgün bir şekilde ayarlıyorum. İlk kafesin tepesindeki boşluğa bu noktaya batacağım ve ilmek kaydırma yaptım ve bir tane zincir çekip ipimi bu noktada kopartacağım biraz fazladan ip bırakıyorum ipimiz gizlemek için bu şekilde kulpumuzun zincirin bir tanesinin ayarlamasını yaptık şimdi diğer tarafı yapacağız Şimdi üçgenin diğer tarafını yapacağım. Ee, burada ipimi kilit yaptım. Orta kısmından hemen iki zincir atlıyorum trabzanın tepesine batıp buraya dört tane zincir çekeceğim. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi yanındaki trabzanın tepesine buraya ilk kafesimi buraya oluşturdum bu şekilde aralarda birer zincir çekip 13 tane kafes yapıyoruz 14. kafesi tekrar sizlerle paylaşacağım 13 tane kafes yaptım şimdi 14. kafesi bir yarım trabzan yapacağım 15. kafesi 2 zincir çektim ve ilmek kaydırma yaptım ve sırama bu şekilde 15. kafeste tamamlamış oldum. Üçgenin e, ilk sırasını tamamlamış olduk. Şu e, ortadaki sizlere buradaki boşluk sayısını da vermek istiyorum. 1 2 3 4 5 tane ortada kafes kalıyor. Şimdi bir üst sıra için tekrar bir zincir çekip örgümüzün diğer tarafını çevireceğiz. Aynı şekilde üçgenin her sırada kenarda e, iki tane kafes eksiltme yapacağız ve 8 sıra olacak en son bir tane burada kafes kalacak ardından e, bir kafes kaldıktan sonra yine 45 tane zincir çekeceğiz 45 zincir çektikten sonra diğer taraftaki kulpun e, bir kafesin tepesindeki boşluğa ilmek kaydırma yaparak zincirimizi bağlayacağız bu şekilde e, bu kısmı da tamam tamamladıktan sonra tekrar devam edeceğiz Şimdi sırada kulpun iç kısmına iki sıra sık iğne gideceğim. Ben burada hep ipimi kopartmıştım. Şimdi kenar noktasından şuradan başlayacağım. İki sıra kulpun iç kısmına sık iğne gideceğiz. Şimdi ipimi burada aldım. İlk burada kilit yapacağım. Tam köşe noktasından başlayacağım. ilk sık iğnemi bu noktaya yaptım. Şimdi boşluğa batıp buraya bir sık iğne kenardaki noktaya batıyorum. Buraya bir tane tekrar boşluğa geldim. Boşluğa buraya bir sık iğne ve tam üzerindeki duran boşluğa buraya da bir sık iğne şekilde ilerleyeceğim. Tekrar kenar boşluğuna bir sık iğne ve hemen üzerindeki duran köşedeki boşluğa buraya bir sık iğne şekilde ilerleyeceğim. Ee, şimdi tekrar şuradaki boşluğa bir ve aynı noktaya tekrar batıp ikinci sık iğnemi yaptım bir sonraki boşluğa 1 ve 2 bu şekilde ikişer tane buradaki boşluklara sık iğne yapalım zincir noktasına kadar gelelim zincir boşluğuna geldim şimdi buraya her zincir içine birer tane sık iğne yapacağım Bizim burada 45 tane zincirimiz var. Her birinin içine birer tane sık iğne yaparak tekrar buradaki köşeye kadar gelelim. Şimdi tekrar burada 45 tane sık iğne yaptıktan sonra aşağı doğru boşluklara ikişer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi tekrar boşluğa geldim. Örerken de kısa iplerimi içeride bırakacağım. 1 ve ikinci sık iğnemi bu şekilde yaptım. ikişer tane sık iğne yapacağız. Tekrar köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Şimdi e, burada köşedeki boşluğa tekrar bir sık iğne. Şimdi bir zincirlik boşluğa buraya bir sık iğne. Trabzanın tepesine bir tane. Tekrar bir zincirlik boşluğa bir tane trabzanın tepesine bir tane şekilde tekrar başlangıç noktasına kadar gelelim başlangıç noktama geldim şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum şimdi bir tane zincir çektim zincirin dip noktasındaki boşluğa buraya ilk sık iğne yaptım yine bu sırada bir önceki sırada yaptığımız sık iğnelerin içine birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Tüm kulpun iç kısmındaki yaptığımız sık iğneye birer tane tekrar sık iğne yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Ben burada ipimi koparttı. Başladığımız nokta, bakın burası. ipimi burada çıkartıp şimdi burada birleştirmesini yapacağım. ilk yaptığım sık iğnenin yanındaki sık iğneye battım şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmına aldım ve son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına batıp tekrar bu kısa ipi çantanın iç kısmına aldım bu şekilde kısa ipimizi aralardan yürütüp gizleyelim bu şekilde kulpumuzun iki sıra iç kısımdaki sık iğnesi tamamladık şimdi aynı şekilde diğer tarafı da yapacağız Yine e, diğer tarafın kulpunu da köşeden başlayacağım. Diğer tarafta yaptığımızın birebir aynısını yapıp tamamlayalım. Kulpun iç kısmına iki sıra sık iğne gittim. Şimdi e, kulpun dış çevresine de iki sıra sık iğne gideceğiz. E, tam ben kenar noktasından başlayacağım. Burada tekrar ipimi kilit yaptım. Tam kenar noktasından başlangıcımı yapacağım. Buraya bir tane köşeye sık iğne ile başladım şimdi hemen direkt bakın buradaki üçgen kısmı başlangıcına gelmiş oldum şimdi buranın içine batıp bir sık iğne hemen tepesindeki bir de boşluğa batacağım buraya da ikinci sık iğne yaptım tekrar boşluğa bir sık iğne trabzanın tepesine de bir sık iğne şekilde ilerleyeceğim tekrar boşluğa bir sık iğne trabzanın tepesine bir sık iğne şekilde ilerleyelim köşeye kadar gelelim kulpun köşesine geldim şimdi kulpa doğru döneceğim burada en son boşluğa da iki tane sık iğne yaptım şimdi buranın tam köşenin marul için dibindeki boşluğa bir kere battım ilmek çıkarttım tığımda iki ilmeğim var bunu bekletiyorum bir sonraki hemen üzerindeki boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Tığımda üç tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkardım. Bu şekilde bir tane eksiltme yapmış oldum köşede marulanmaması için ve ardından sırası gelen boşluklara tekrar yine birer tane sık iğne yapacağım. Köşeyi e, bakın bu şekilde yapmış olduk. Devam edelim tekrar kolumuzu birer tane sık iğne yapalım. Tekrar buradaki köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Tekrar köşede ilmeğe battım, ilmek çıkarttım. tığımda iki ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Şimdi buradaki e, zincirin hemen üstünde bir tane daha ilmek var buraya battım, ilmek çıkarttım. tığımda üç ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde e, köşenin marulanmaması için bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi buradaki zincir kısmına geliyorum, boşluğa geçtim. Yine tekrar buraya iki tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde boşluklara ikişer tane sık iğne yapalım. E, tekrar buradaki köşeye kadar gelelim. Kulpun aşağı köşesine geldim. Şimdi dip noktasına buraya bir sık iğne işaretleyici burada çıkartacağım şimdi boşluğa bir zincirlik boşluğa bir sık iğne trabzanın tepesine bir sık iğne şekilde ilerleyeceğiz bir e, bir zincirlik boşluğa bir trabzanın tepesine bir şekilde ilerleyeceğiz tekrar bu defa diğer kulpun kenar noktasına geldiğimiz zaman yine ikişer tane sık iğne yapacağız diğer tarafta aynı yaptığımızın aynısını bu kulpta da aynısını uygulayalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde birinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir sıra daha kulpun dış kısmına sık iğne gideceğiz. Şimdi ikinci sıra için bir zincir çektim ve dibindeki boşluğa ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi bu sırada her bir sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi e, burada kulpun kenar noktasında e, marul alma olmaması için e, burada tekrar bir önceki sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Şimdi buraya kadar gelelim. Burayı sizlerle paylaşacağım. Kulpun köşesine geldim. Tam köşedeyim. Şimdi köşedeki ilmeğe battım. ilmek çıkarttım. Tığımda iki ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Şimdi bir sonraki sık iğnenin içine battım ilmek çıkarttım tığımda 3 ilmeğim var üçünü bir tek seferde çıkarttım tam köşe noktasına bu şekilde bir tane eksiltme yaparak köşeyi bu şekilde yaptık şimdi devamında yanından itibaren tekrar sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde ilerleyelim daha sonra kulpun diğer köşesine geldiğimiz zaman yine buradaki yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapalım daha sonra tekrar birer tane sık iğne yapalım. Ve ardından diğer kulpun diğer tarafına geldiğimiz zaman yine köşelerde eksiltmemizi yapalım. Gösterdiğim gibi diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayalım. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım. Çantamızı tamamladık. Çantamız çok şık, güzel, harika bir çanta oldu. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çantanın son bitmiş halini sizlere ölçüsünü paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımı bilgisini de vereceğim. Çantanın eni 42 santim yükseklik ilk önce orta kısımdan sizlere ölçüsünü paylaşacağım. Tabandan sonra ilk modelden itibaren ölçtüğüm zaman orta kısım 30 santim bir de kulpa kadar ölçüsünü vermek istiyorum Burası da 53 santim bir de Şuradaki uzun olan kısımda sizlere ölçüsünü paylaşacağım yine tabandan sonra ilk modelden itibaren ölçtüğüm zaman en son bir kafesle bitirmiştik buraya kadar 42 santim de burası var e, toplamda bakın bir yumak ipten bu kadar artı bir tane almanız yeterli bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.